Arkadaşlar 2024 ikinci dönem ikinci yazılısına hazırla hoş geldiniz. 10. sınıf matematikle alakalı ikinci yazılımıza mükemmel bir hazırlık yapacağız. Hadi o zaman başlayalım. Üçüncü ünitedeki polinomlarla alakalı başlangıç yapıyoruz. Diyor ki 4 işlemine bir bakman lazım diyor polinomların. Bakalım. Toplama ve çıkartmaya bakalım demişiz. Aynı dereceli terimlerin katsayıları toplanıp çıkarılır. Evet biz toplama veya çıkartma yaparken aynı dereceli, derece hangisiydi? Tepedeki sayılar. Aynı dereceli terimleri kat sayılarını toplayıp çıkartıyorduk. Peki çarpmada ne yapıyorduk? Bir polinomun her terimi diğer polinomun her terimiyle çarpılıyordu. O zaman şu alt taraftaki küçük minik örneklerimize bir bakalım. Diyor ki px ile qx e diyor toplar mısın? Toplayalım. Şimdi en büyük dereceli ifademiz kim? 2, üzeri, 2 çarpı x üzeri 4. Başka dördüncü dereceden terimim var mı? Yok. O halde 2 x üzeri 4'ü yazdım. Sonra x küplü ifade bakıyorum. Her iki polinomda da söz konusu değil. x kareli ifadeye geçtiğim anda bakın burada da 2x kare var. Orada da 4x kare var. Topladığımda bunların karşılığı 6x kare olacak. x kareyi de bitirdim. x'li ifadeye bakıyorum. x'li ifade sadece px'de var. Onu da yazdım. 4x artı sabit terimlere geliyorum. Artı yazdım aslında ama 3 ile eksi 5 topladığımda karşılığı ne gelecek? Eksi 2. O halde şu artımı sileyim. Dolayısıyla buradan da karşılığı eksi 2 gelsin. Px ile Qx'i topladık. Aynı dereceli ifadelere yoğunlaşarak. Peki çıkartma yaparken de aynısını yapacağız. Ama dikkat et. Px'den Qx'i çıkartıyorum. Hocam benim bununla kafam karışıyor. Diyen arkadaşlar arzu ederlerse Px'i yazıp Qx'i yazıp eksiği dağıtabilirler. Peki 2x kareden 4x kareyi çıkarttığımda karşılığı ne olacak demiyorum hemen. Ne diyorum? Ya hocam aşağıda 4. dereceden terim var. Yukarıda yok ki. Yukarıdaki yokun Türkçesi 0. 0'dan 2, 2, 2 çarpı x üzeri 4'ü çıkarttığımda eksi 2 x üzeri 4 olacak. x küplü ifade her ikisinde de yok. x karelere geçiyorum. 2x kareden 4x kareyi çıkarttığımda eksi 2x kare oldu. Yukarıdaki 4x'ten aşağıda olmayan x'li terimi çıkarttığımda 0 diye düşünüyoruz. 4x'ten 0 çıkarttığımda 4x ve son olarak 3'ten eksi 5 çıkartıyorum. Bazı arkadaşlar buraya yanlış yapıyorlar. Orasını göstermek istiyorum. 3'ten eksi 5 çıkartmak böyle bir şey. Dolayısıyla eksi eksi neye dönecek? Artıya dönecek. Dolayısıyla karşılığı artı 8 olacak diyoruz. Px çarpı qx'i istemiş. Bu uzun bir mesele. Dolayısıyla başlıyorum çarpmaya. 2x kare ile 2x üzeri 4'ü çarptığımda katsayıları çarpıyorum 4 x kare ile x üzeri 4'ü çarptığımda 4 çarpı x üzeri 6 oldu. Şimdi 2x kare ile 4x kareyi çarpıyorum. 2 ile 4'ü çarptım 8. x kare ile x kareyi çarptım x üzeri 4. 2x kare ile eksi 5 çarpıyorum. Eksi 10 x kare. Devam ediyorum. Şimdi sırada 4x var. 4x ile 2x üzeri 4'ü çarpıyorum. 8 çarpı x üzeri 5. 4x ile 4x kareyi çarpıyorum. 16 x küp. 4x ile eksi 5 çarpıyorum. Eksi 20x. Devam ediyorum. Son 3 kaldı. 3 ile 2x üzeri 4'ü çarparsam 6x üzeri 4. 3 ile 4x kareyi çarparsam 12x kare. Ve son olarak 3 ile de eksi 5 çarptığında eksi 15 olacak. Hocam ben bunu böyle bırakayım mı? Tabii ki bırakma. Aynı dereceli terimleri toparlamak lazım. 6. dereceden başka ifadem yok. 4x üzeri 6'yı yazdım. Şurada bir tane 5. dereceden görüyorum. Onu da yazdım. 8 x üzeri 5. Çünkü başka 5. dereceden de yok. Fakat 4. dereceden var. Bak burada bir 8 x üzeri 4'ün var. Burada da 6 x üzeri 4'ün var. Dolayısıyla buradan karşılığı 10 x üzeri 4 geldi. x küplü ifade var mı? Var. Onu yazalım. Bir tane var. 16 x küp. X kareli ifade var mı? Var. Bakın. Eksi 10 X kare. Ve şurada da bir 12 X karem var. Onları da toparladığımda 2 X kare yapacak. X'li ifadem sadece eksi 20 X ve sabit sayımda eksi 15 diyerek toparlıyorum. Geldim bölmeye. PX ifadesini QX'e böldüğümde bölüm BX kalan KX oluyormuş. Ta küçüklüğüne dön demiştik bu konunun konu anlatım videosunda. Geldik bölme işlemine. Px'i Qx'e bölmüşüz. Bölüm Bx, kalan Kx olmuş. Dön kardeşim şöyle bölmeyi ilk öğrendiğin zamanlara. Bölmeyi doğru yapıp yapmadığını öğrenebilmek için sağlama yöntemi kullanıyordun. Buradaki bölen sayı ile bölümü çarpıyordun, üstüne bir de kalanı ekliyordun. Eğer buradaki bölünen sayıyı veriyorsa öğretmenin diyordu ki sana "Aferin kardeşim, doğru yapmışsın." Burada da aynı durum var. Bak Px demişiz yani bölünen. Bölenle bölümü çarpmışız ve üstüne kalanı eklemişiz. Bu hikayeyi kullanmak zorunda bırakılabilirsin. İkinci bilmen gereken mevzu ise derece Kx. Kim o derece Kx? Kalanın derecesi. Qx'in derecesine bölenin derecesinden. Kesinlikle küçük olmak zorunda. Eğer küçük olmazsa zaten bölme devam eder. Şimdi mevzuyu hatırlamak için küçük bir alıştırma bıraktım buraya. Haydi bakalım başlıyoruz. 2x küpü x'e bölüyoruz. 2x küpü x'e böldüğümde buranın karşılığı 2x kare. 2x kare ile x'i çarptığımda 2x küp. 2x kare ile 3'ü çarptığımda 6x kare çıkarttım. 2x küpten 2x küp çıktı gitti. 9x kareden 6x kare çıktı. 3x kare buradaki 10x ve artı 5'i aşağı indirdim. En büyük dereceliyle en büyük dereceliği bölüyorum. 3x kareyi x'e böldüğünüzde ne gelecek? 3x. Hemen çarpıyorum. 3x ile x'i çarptım. 3x kare. 3 ile 3x'i çarptım. 9x. Çıkarttığımda buradan da x artı 5 gelecek. Peki x artı 5, x artı 3'e bölünür mü? Hani demin demiştik ya. Kx'in derecesi Qx'in derecesinden küçük olana kadar devam etmen lazım. Şu an Kx dediğimiz ifade eğer bu olsaydı birinci dereceden. E bölün ifade de birinci dereceden olmaz. Kabul etmiyoruz. Kx kesinlikle küçük olacak. O zaman en son x'i x'e bölüyorum. Buradan 1 geliyor. 1 ile x artı 3'ü çarpıp çıkarttığımda buradan karşılığı 2 gelecektir. Dolayısıyla mesela bölüm sorulmuş olsa karşılığı 2x kare artı 3x artı 1 olacaktır. Hadi devam devam. Polinomlarda 4 işlemde derecelere şöyle bir bakmamız lazım. Derece Px A ise bak Px'in derecesi A. QX'in derecesi de B olsun demişiz ama bir şart altında. A ifadesi B'den büyük olsun diye tanımlamışız. Px ile QX'i toplayıp derecesine bakarsan ya da px'ten QX'i çıkartıp derecesine bakarsan kimi alacaksın biliyor musun? Büyük olanı. Çünkü iki polinom toplanırken ya da çıkarılırken derece arkadaşlar büyük olanın derecesidir. İki polinom çarpılırken dereceler toplanır A artı B. İki polinom bölünürken pay kısmındaki polinomun derecesinden payda kısmındaki polinomun derecesi çıkarılır. Eğer siz c'inci kuvvetini alacaksanız bu ifadenin bu durumda px'in derecesi a'ydı ya o a ile bu kuvvet olan c'yi çarpacağız. Aynı durum içeriye uygulandığında da yine çarpacağız arkadaşlar. Dolayısıyla kuvvet uygulandığında ister p'ye uygulansın isterse içerideki x'e uygulansın demek ki dereceyle ne yapıyoruz çarpıyoruz. Şöyle bir konuşalım. Mesela Px'in derecesi 4 olsaydı, Qx'in derecesi 3 olsaydı şöyle sözel üzerinden bir geçelim. Px ile Qx'i topladığınızda 4. Px'ten Qx'i çıkarttığınızda yine 4 olacaktır derece. Px ile Qx'i çarptığınızda bu sefer dereceler toplanacağından dolayı 7. Px ile Qx'e bölerseniz dereceler çıkartılacağından dolayı 4'ünü çıkarttım 1. Eğer siz P'nin karesini alırsanız lütfen gaza gelip derecenin karesini almayın. 2 ile 4'ü çarpacağız 8 olacak. Ya da Q'nun X küpünü merak ettik. Q'nun derecesi neydi? 3. Bir de sen bunu 3 ile çarparsan dolayısıyla derecesine gelecektir 9 gelecektir diyoruz. Peki polinomların en önemli yeri neresi diye sorsalar bana kalan bulma derim. Çünkü en çok soru orada barındırılıyor. Peki şöyle bir hatırlayalım. PX polinomunun X eksi A ile bölümünden kalan PA'dır demiş. Nasıl yapıyorduk kardeşim bunu? Neye bölüyoruz? X eksi A'ya. O zaman bu X eksi A'ya gidiyorum 0 eşitliyordum. Buradan ne elde edeceğim? X eşittir A. Sonra soruyorduk. Kimi bölüyoruz? Kimi bölüyoruz? Px'i bölüyoruz. O zaman bu x eşittir a değerini gidiyoruz. Px yerine yazıyoruz. Ve kimi elde etmiş oluyoruz? Pa'yı. Hadi bakalım anladık mı diye konuşalım. Px'in x eksi 2 ile bölümünden kalan. Şimdi x eksi 2 sıfır eşit x'in karşılığı 2. Hangi polinom bölmeye çalışıyorsun? Px. O zaman orada x gördüğün yere 2 yazarsan aslında benden kimi istiyormuş? P2. Hemen altındakine bakıyorum. X artı 3 ifadesini sıfıra eşitlediğimde 3'ü karşı tarafa atarsam x eşittir eksi 3'ü bulmuş olacağım. Hangi polinomu bölmeye çalışıyorsun? Px artı 1. İşte o Px artı 1'de x gördüğüm şuradaki yere eksi 3 yazarsam aslında benden P eksi 2'yi istediklerini fark etmiş olacağım. X eksi 7'yi bölmemi istiyor. X eksi 7'yi sıfıra eşitledim. X'in karşılığı buradan 7 geldi. Hemen 7'yi bölünen polinomda yerine yazdığımda benden istenilen P4 olduğunu ulaştım. Px artı x ile bölümden kalan. Bu genelde öğrenci açısından birazcık kafa karıştırıcı oluyor. Ama biz neye bölüyorsak x'e bölüyoruz. Onu sıfır eşitliyorduk. Şimdi burada işte şunu karşı tarafa atayım bunu karşı tarafa atayım gibi bir durum yok. Öğrencinin kafası burada karışıyor. Lütfen senin karışmasın. X yerine sıfır yazmak demek bu. Hangi polinomda yazacaksın? Hangi polinomu bölüyorsan. O zaman buraya sıfır yazarsam buradan da benden istenilen karşılığı P2'dir diyorum. Peki uyarımızda ne var? PA eşittir sıfırsa. X eksi A polinomu PX polinomunun bir çarpanıdır. Hmm, evet. Nereden anladık? Çünkü X eksi A ifadesini sıfıra eşitlediğimde... X eşittir A bulmuş olurum. Ben bu X eşittir A'yı gidip yerine yazdığımda eğer sıfırsa... Bu ne demektir? Kalan sıfır demektir. O halde... PX polinomunun nesi olmuş olur bu durumda? Bir çarpanı olmuş olur. Dolayısıyla A sayısı polinomun nesi olur biliyor musun? Kökü olur kardeşim kökü. Yine polinomlar başlığı altında fakat polinomların bu sefer çarpanlarına ayrılmasına bakacağız. İlk başlığımız ortak çarpan parantezini almaydı. Biz verilen terimlerde ortak olan bir ifade yakalayıp onun parantezini almalıyız. Bakın ax artı bx eksi cx ifadesinde görüldüğü gibi x'ler ortak. O zaman x parantezini aldığımda ilk ifadeden a, İkinci ifadeden artı b, üçüncü ifadeden dikkat et işaretiyle beraber alman lazım. Dolayısıyla eksi c gelecektir. x kare y, x y kare ifadesinde ortak çarpanımız x ve y'dir. Çünkü her iki ifadede x y mevcut. Bunu şöyle düşünürsen çok tatlı olabilir. Şimdi bak x kare y ifadesini x çarpı x çarpı y x çarpı y kare ifadesini x çarpı y çarpı y diye düşünürseniz gördüğünüz gibi x çarpı y'lerin ortak olduğunu dolayısıyla parantezin dışına yazılması gerektiğini anlarsın. E şimdi güzel kardeşim x çarpı y'ler parantezin dışına yazılmışsa bu x çarpı y'lerin dışında kalan şu x ifadesi ilk terim olarak y ifadesi de ikinci terim olarak parantezin içerisine düşmeli. Geldim gruplandırma yöntemine. Gruplandırma yöntemi neydi? Böyle 4 tane 6 tane falan olursa ikili ikili, üçlü üçlü gruplandırıyorduk. Şimdi gelelim AC, AD ifadesinde. Ortak bir terim görüyor musun? Görüyorum ben. A'ları görüyorum. Peki geldim diğer ikiliye. BC, BD'de görüyor musun? Görüyorum. B'ler ortak. O zaman ilk iki terimi A parantezine aldığımda yanlarında yazan C artı D ifadelerini parantezin içerisine bıraktım. BC artı BD'ye geçtim. Orada da ortak olan B. B parantezine aldığımda parantezin içerisine C artı D yazdım. Son kısımda geliyorum. Şimdi C artı D ifadelerine baktığımda bunlar ortak C artı D. Şimdi parantezin önünde A var. Diğer parantezin önünde de B olduğundan dolayı C artı D çarpı A artı B şeklinde çarpanlarını ayırmış olurum. Peki geldim diğerine. AX 3 BX. Hmm, burada kimler ortak diyebilirim? X'ler ortak. Hemen al parantezine A artı 3B. Şimdi diğer tarafa bir dikkat et. Burada 2y ortak demiyoruz arkadaşlar. İşaretlerde de ortak bir durum varsa işareti de lütfen alın. Eksi 2y ortak dediğinde ilk ifadeden a, ikinci ifadeden de 3b düşecek. Bakıyorum parantezlerin içine doğru yoldayım çünkü parantezlerin içleri birbirlerine eşit. O halde a artı 3b parantezini aldığımda ilk parantezin önündeki x, ikinci parantezinin ilk terim olarak... ...ikinci parantezin önündeki eksi 2y ise ikinci parantezin ikinci terim olarak parantezin içine düşecektir. Dolayısıyla biz de çarpanlarına ayırmış olacağız. Peki çarpanları ayırma konusunda başka neler görmüştük? Özdeşlikler ifadesine bakmıştık. Mesela tam kare açılımlar. Hani cümleyi hatırlarsın. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Gel bir de bunun matematikçesini yazalım. Birincinin karesi Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi. E hocam a eksi b'nin karesinde ne değişiyor? Aslında cümlemiz aynı arkadaşlar. Fakat ortadaki terime eksi geliyordu. Yani şöyle oluyor. a kare eksi 2ab artı b kare gelecek. Peki iki kare farkı neydi? Bak bu iki kare farkı matematiğin başından sonuna lazım olacak meselelerden. Lütfen unutma. İki kare farkını şöyle açıyorduk. Bir eksiliği bir de artılı olarak açıyorduk. Yani a eksi b çarpı a artı b şeklinde açıyorduk. Lütfen unutma. Küplü açılımlar genelde öğrenci tarafından çok sevilmez. Ama velakin lakin karşına küt diye çıkartıldığında da yamultabilir. Onun için iyi bilmek lazım. x artı y'nin küp açılımı şöyledir. x küp 3x kare y artı 3x y kare artı y küp şeklindedir. E hocam x eksi y kübünü açtığımızda ne olacak? Ne olacak biliyor musun? Birinci terimde herhangi bir değişiklik olmayacak. Ama ikinci terim Terimsel olarak aynı ama işaret olarak demin artı kullandığımız yer eksi olacak. Çünkü eksiyle bir küp açılımını yaparken işte birincisi artı, ikincisi eksi diyoruz, üçüncüsü yine artı, dördüncüsü ise eksi gelecektir diyoruz. Peki küplerin toplamını ya da farkını nasıl açıyoruz? Şöyle yapıyorduk. Önce küpleri atlıyorduk. Küpleri attığımda ne gelecek burası? X artı y. Sonra sanki bak, x artı y ya bu. X eksi y'nin karesini açıyormuş gibi. Tam kareyi bahsediyorum. Demin hani birincinin karesi, birinciyle ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi demiştik ya. Onu anlatıyorum. Tam kare açıyormuş gibi ama ortada birinciyle ikincinin hani çarpımının iki katı var ya, iki katı yok. Dolayısıyla burası x artı ise x eksiğinin kare açılımı gibi yapıyorum ama ortada ne yapmıyoruz arkadaşlar? 2'yi kullanmıyoruz. Aynı şeyi hadi deneyelim. Küpleri attın x eksiye. Dikkat et burası x y ise sen sanki yan tarafta x artı y'nin karesini açıyormuş gibi yapacaksın x kare artı x y artı y kare tekrar söylüyorum karesini açıyormuş gibi yapacağız kafan böyle aklında kalsın diye anlatıyorum bunu yoksa burada 2 2 yok. Üçüncü ünitedeki polinomlar baştan altında çarpanlar ayırma ile alakalı çok önemli meselelerden bir tanesi. İkinci derece denklemlerde kullanılabiliyor. Her yerde karşına gelebilecek durumlar içeriyor. parabol Paraboldür eşitsizliktir. Allah Allah her şey her yerde karşına çıkacak. Dolayısıyla ne olur? Dikkatli seyret bize. Şimdi bak ax kare artı bx artı c ifadesinin çarpanlarına ayıracağız. a'nın 1 olması başka bir durum. a'nın 1'den farklı olması başka bir durum. Bu durumda a 1 ise yani x karenin katsayısı yoksa şöyle yapıyoruz. x kareyi x x diye açıyoruz. c sayısı yani sabiti de çarpımları m ile n'nin sonucunu verecek yani m ile n'yi çarptığımda c'yi verebilecek şekilde iki tane sayı seçiyorum. Eğer bu seçtiğim sayılar toplandığında ortadaki terimi veriyorsa hop bu işi tamamlamış oluyoruz. Bir daha. XX diye açtınız. Açalım. XX. Şimdi 8'e geliyorum. 8, 1 ile 8'in çarpımı olarak da yazılabilir. 2 ile 4'ün çarpımı olarak da yazılabilir. Ama şart neymiş? Toplamları ortadaki ifadenin katsayısını sayısına O zaman 2'ye 4 açmalıyım. Çapraz çarpım yaptığımda bak 4x, 2x, 6x verdi. O zaman bunun çarpanlarına ayrılmış hali x artı 2'ye x artı 4 olacaktır. Hadi gel bir kere daha deneyelim. x'e x diye açtım. Çarpımları eksi 15 olan iki sayı. Bir sürü var. Ama toplamları eksi 2 olan sadece eksi 5 ile artı 3 var. Çarptığımda eksi 15 evet. Topladığımda eksi 2 evet. O zaman çarpanlarına ayrılmış hali x eksi 5'e x artı 3 gelecektir. A birden farklıysa arkadaşlar bu durumda AX kare ifadesi MX NX olmak üzere çarpımları A'yı verecek şekilde düşüneceğiz. M ile N'yi bak öyle demişiz. M ile N'nin çarpımları A'yı verecek. Geldim C sayısı sabite. Bu deminki gibi. Çarpımları P ile R'nin çarpımı C'yi verecek şekilde iki tane ifade. Sonra ne yapıyoruz biliyor musun? Çapraz çarpıyoruz. MX R NX gelecek. Hmm x r, mxr p, yani m çarpı r ile burası n değil n çarpı p ifadesi bize neyi vermeli b'yi vermeli. Dolayısıyla bu durumda eğer bu şartları sağlıyorsa çarpanlarını ayırabiliyoruz. Gel deneyelim şimdi. 2x kare ifadesine baktım. 2x'e x diye ayırdım. Geldim buraya. Burasını da 3'e 1 diye ayırdım. Ama hocam ya nereden biliyorsun? Deneyerek de bulacaksın. Ama çapraz çarpımlar sanki şu an tutuyor. Bak 2x ile 3'ü çarptım arkadaşlar. 6x. x ile 1'i çarptım. Artı x. Topladığında 7x'i verdim. Verdi. Mis. O zaman buranın çarpanlarına ayrılmış hali karşılıklı bağlıyoruz. Bu durumda 2x artı 1'e x artı 3 olacaktır diyoruz. Geldim buraya. 3x ile x diye seçtim. Geldik. Eksi 2'ye. Şimdi burasını kaça kaç seçeceğim? Ben bunu eksi 2 artı 1 diye seçeyim. Bak ben ilk atışta tutturuyorum. Neden? Video çok uzamasın diye. Ama velaki bunun konu anlatımına şöyle bir göz gezdirirsen tadından yenmez bir durum olacak. Çünkü orada biraz yanlış yapıyorum. Sen bak diyorum aynı şeyleri yaşayabilirsin filan. Arzu eden arkadaşlar oradaki konu anlatım videosuna da bakabilirler. Şimdi çapraz çarpım yapalım. 3x eksi 2x. Buradan da karşılığı ne gelecek? X Tuttum ortadaki tuttu. Karşılıklı bağlıyoruz. 3x eksi 2'ye x artı 1 şeklinde. Haydi bakalım devam. Arkadaşlar bir hatırlatmam var. Tonguç Akademi'de tüm kitaplar dijital. Yani bir Tonguç kitabına sahip olduğunda hem fiziksel olarak kullanabiliyorsun hem de tat uygulaması üzerinden aktif edip istediğin zaman istediğin yerde soru çözebiliyorsun. Ha dersen ki bana bu kitabın sadece dijitali yeter o da mümkün. Onun içinde yine TATS uygulaması üzerinden kitabın sadece dijital versiyonuna daha uygun bir fiyata sahip olabilirsiniz. O zaman hepinize iyi dersler. Geldik dördüncü ünitemize. İkinci dereceden denklemler. Şimdi diyor ki A, B, C gerçek sayılar A sıfırdan farklı olmak üzere ax kare artı bx e artı c eşittir sıfır denklemine ikinci dereceden bir bineyen denklem denir diyor. Peki ax kare artı bx e artı c a sıfırdan farklı. Neden a sıfırdan farklı? Çünkü a sıfır olursa x kare ile 0'ı çarptığımda arkadaşlar buraya 0 yazıp çarptığımda x kare ne yapacak? Gidecek. Gidince ikinci dereceden ifadeyi kaybetmiş olacağım. O zaman ikinci dereceden bir bilinmeyenli de denklemden bahsedemem. Onun için a0'dan farklı olması önemli. Peki biz bu ikinci dereceden denklemi çözerken yani köklerini bulmak istediğimizde ne yapıyoruz? Bak birinci yöntem çarpanlarına ayırıyormuşuz. Peki bir ayıralım. Demin az önce tekrarladık. X'e x. E x Çarpımları 20, toplamları 9 olacak şekilde kime kimi seçiyoruz? 4'e 5'i. O zaman çarpanların ayrılmış hali x artı 4'e x artı 5 eşittir 0 olacak. İki ifadenin çarpımı 0 x artı 4'ü 0 eşitlersin. Bir de x artı 5'i 0 eşitlersin. Bu durumda x'in karşılığı bir eksi 4 gelir. Bir de eksi 5 gelir. Dolayısıyla bu da bizim köklerimizdir. Geldim ikinciye. Diskriminant yöntemi. Aa bak bu diskriminant yöntemi aşırı önemli. Niye biliyor musun? Çünkü B kare eksi 4 AC'nin devreye girdiği durumlardan bir tanesi bu. Şimdi diskriminant yönteminde kuralı bir hatırlatalım. X1 kökü eksi B artı kök delta bölü 2A. X2 aradığımızda da şu ortadaki delta'nın kök delta'nın önündeki artı ifadesi eksiye dönecek. O zaman önce delta'yı bulmalıyım. Delta neydi? B kare eksi 4 ağacı. B'miz 2. 2'nin karesinden 4. Kuraldan gelen 4'üm var. Ahında şuradaki 4. A dediğimiz sayı 1. C dediğimiz sayı da eksi 1. Bunların hepsini çarparsak toplarsak buradan karşılığı 8 gelecek. Haydi o zaman bunu uygulayalım. Şimdi eksi B diyor. B sayımız 2 idi. O zaman burası bir eksi 2 gelecek. Sonra artı kök 8 bölü A dediğimiz sayın karşılığı biliyorsun x karenin katsayısı. Orasında 2 ile çarptığında durum böyle olacak. Eksi 2 artı 8 dediğim sayı 4 çarpı 2'dir. 4'ü dışarıya 2 diye atarsak 2 kök 2 olur. Bölü 2. O zaman her şeyi 2'ye böldüğümde ya da üst tarafı 2 parantezin alıp sağladığını nasıl yaparsan bu durumda eksi 1 artı kök 2 ile karşılaşmış olacağız. Şimdi bak bu köklerimizden bir tanesi. X1 kökü bu. X2 kökü ise bunun eşliniği olacaktır arkadaşlar. Eşlenik eksi 1 eksi Kök 2 olacaktır. Bu ifade neşleniyor. Dolayısıyla x2 kökümüz de budur diyoruz. Peki delta yorumunda neyi hatırlamam lazım? Hemen bakalım. Delta sıfırdan büyükse denklemin iki farklı gerçel kökü vardır demişiz. Hmm, bak bu önemli. Delta sıfırdan büyükse denklemin iki farklı gerçel kökü var. Lütfen hafızana şöyle gönder. Çünkü genelde sorularda bak delta sıfırdan büyükse ne olur diye sormaz. Nasıl sorar? denklemin iki farklı gerçel kökü ifadesini kullanır. Sen de buradan nasıl bir sonuç çıkartırsın? Ha, denklemin iki farklı gerçel kökü varsa bu durumda delta sıfırdan büyüktür yorumunu yapman gerekir soruyu çözümü için. Geldim ikinciye. Delta sıfıra eşitse denklemin çakışık ya da parantez içi ifade olarak vermişiz. Birbirine eşit iki gerçek kökü vardır. Peki soruda nasıl gelir bana? Denklemin çakışık ya da birbirine eşit iki kökü olduğuna göre der. Sen de buradan delta'nın sıfırdan eşit olduğunu üzerinden yürürsün. Geldim son kısma. Delta sıfırdan küçükse denklemin gerçek kökü yoktur demiş. Peki bize nasıl soracaklar? Denklemin gerçek kökü yoksa diye başlayacak ve biz de delta sıfırdan küçüktür diyerek devam edeceğiz. Peki dördüncü ünitenin bir başka hikayesi ise karmaşık sayılardı. Önce sanal sayı birimiyle başlayalım. Sanal sayı birimi arkadaşlar i'dir. i'nin değeri de kök içerisinde eksi birdir. Her iki tarafın karesini aldığınızda i kare. E, karesini aldığında kare kök kalkacak. Dolayısıyla eksi 1 olacaktır. Bu durumda i'nin kuvvetleri bizim için son derece önemli olur. i'nin birinci kuvveti i'dir. i'nin karesi eksi 1'dir. ve buraya kadar olan kısmı zaten hakimiz. i küp. i üzeri 1 ile i üzeri 2 yani i ile eksi 1'i çarptığımda elde ettiğim eksi i sayısıdır. Bir de i üzeri 4'ü bilsen mükemmel olur. Şu arkadaşın her iki tarafın karesini aldığınızda i üzeri 4 1 gelir ve orasının nokta nokta devam etmesinin ana sebeplerinden bir tanesi tekrara başlar. i üzeri 5 i'ye eşit. i üzeri 6 eksi 1'e eşit filan diyerek şuradaki arkadaşlar tekrar ederek başlar. İşte bunu kullanarak yani 4 tane de 1 tekrar ettiğini düşünerek i üzeri 45 gibi bir sayının neye eşit olduğunu bulmak istiyorsak 45'i 4'e böleceğiz. 11 kere var dolayısıyla buradan 44 kalan 1 olacak. O halde i üzeri 1 bunun da karşılığı iyi gelecektir. E hocam eksi kuvvet vermiş ne oluyor o zaman? Eksi yokmuş gibi davranıyoruz. 203'ü 4'e bölüyoruz. 203'ü 4'e böldüğümde 50 kere var. Bu durumda buradan karşılığı 200 gelecek ve buradan kalan 3 olacak. Dikkat et ne yazıyorum? i üzeri 3 yazmıyorum. i üzeri eksi 3 yazıyorum. E hocam eksiden kurtulamadın. Şimdi kurtulacağım söyleyeceğim cümleyle. Eğer i'nin tepesindeki sayı eksi ise üstüne 4 ilave ederek onu pozitif hale getiriyorum. Yani i üzeri 1 bunun da karşılığı i'ye eşit olmuş oluyor. Karmaşık sayıda bir başka bilmen gereken mesele ise gerçek ve imajiner kısımlar. Diyoruz ki eğer z sayısı a artı bi gibi bir sayıysa yanında i bulundurmayan kısma gerçek kısım. Yanında i'yi bulunduran kısma ise imajiner kısım diyoruz. Bu durumda bunun gösterimi z sayısının reel kısmı gördüğünüz gibi a'ya. İmajiner kısmı ise B'ye. Bak bazı arkadaşlar var. B değil de BI olarak alıyorlar imajiner kısmı. Sakın i'nin yanındaki sayıya imajiner kısım diyoruz. Bu durumda verdiğim sayıları şöyle bir kontrol edersek. Bakın reel Z1. Kime eşit kardeşim? 4'e. Çünkü buranın reel kısmı 4. İmajiner Z1 ise dikkat et 3'i demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? 3 diyeceğiz. Çünkü i'nin yanındaki sayı. Buraya baktığımda reel z2. Reel z2 eksi 7. İmajiner z2 ise sıfırdır. Çünkü iyili ifade olmadığından dolayı yok hükmündedir. O halde karşılığı sıfırdır. Reel z3'e bakıyorum. Reel z3. Reel sayı göremiyorum ki ben. Sadece iyili sayı var. O zaman reel z3 sıfır. İmajiner z3 ise i'nin kat sayısı olan 1 olacak. Dolayısıyla buranın karşılığı da 1'dir. Peki z'nin eşleniği eğer z sayısı bize a artı ib diye verilmişse arkadaşlar z'nin eşleniği bu durumda a eksi b olacaktır. Yani imajiner kısmın işaretini değiştirerek karmaşık sayının nesini bulabiliyoruz eşliğini bulabiliyoruz. Gel bir de burada pas geçmeyelim burasında z1 sayısının nesini bulalım eşliğini bulalım. Z1 sayısının eşleniği arkadaşlar 4 eksi iyidir. çünkü karmaşık sayının imajiner kısmının işaretini değiştirdiğimizde 4 eksi 3 i'ye ulaşmış oluruz. Ve geldim başka bir meseleye. Hani delta 0'dan küçükse malum gerçek kök yoktu ya karmaşık kök var. Ve karmaşık kökü az önce hatırlattığımız bu kök bulma operasyonunda eksi b artı kök delta bölü 2 a ile ki bunun da eşleniği malumunuz diğer kökü verecektir yorumunu yapıyoruz. Hmm. O zaman hocam şöyle bir sonuç çıkmaz mı? İkinci dereceden bir denklem verdiklerinde malumunuz ...ikinci dereceden denklem verdiklerinde... ...malumunuz o zaman kesin kök buluyoruz. Evet. Eğer gerçek kök derse... ...bulamama ihtimalimiz var. Ama... ...ya bunun köklerini bul kardeşim. Nasıl buluyorsan bul. Gerçek olmasına gerek yok. Karmaşık kökte... ...bul diyorsa her türlü... ...ikinci derece denklem itinayla çözülür. Ve bana kalırsa dördüncü ünite... ...içerisindeki bu ikinci derece... ...denklemler başlığının en kıymetli yerlerinden... ...bir tanesine geldik. Kök-hat sayı ilişkisi. Bak güzel kardeşim. Yıllarca yazılı hazırladık. O yazılılarda mutlaka bunu pas geçmedik mutlaka sorduk. Onun için bu kısmı bir tık daha fazla dinlemeni, bir tık daha fazla dikkatli dinlemeni rica ediyorum. Diyor ki ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denkleminde kökler toplamı eksi b bölü a kökler çarpımı ise c bölü a şeklinde verilmiştir. x kare eksi 2x artı 8 sıfır denkleminde kökler toplamını istemiş. Şimdi güzel kardeşim bu denklemin gel beraber a'sını, b'sini ve c'sini bulalım. A dediğimiz sayı x karenin katsayısı 1, B dediğimiz sayı x'in katsayısı eksi 2, C dediğimiz sayı da 8. Kural neydi? Eksi B bölü A. B dediğimiz sayı eksi 2, eksiyle çarptım 2. A dediğimiz sayı 1, dolayısıyla bu denklemin kökler toplamı 2 gelecektir. Geldim kökler çarpımına. Kural neydi? C bölü A. Bu durumda C'miz 8, A'mız 1, buradan da karşılığı 8 gelecek x1 karesi artı x2'nin karesini sormuş. Bunun için x1 artı x2'nin parantez karesini açmalıyım. Bunu konuştuk az önce. Hatırlattım güzel kardeşim sana. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi mevzusu. x1 artı x2'yi biliyor muyuz? Evet demin bulmuştuk. 2. O zaman karesinden 4. Şuradaki x1 çarpı x2'yi de bulduk biz. Ne kadardı? 8. O zaman bir toparlarsam x1'in karesi 2 çarpı 8'den ortadaki terimin değeri 16 ve x2'nin karesi olacak. Ben bu 16'yı karşı tarafa attığımda eksi 12 x1'in karesi artı x2'nin karesini verecektir deyip işin içerisine çıkıyoruz. Ve bu kök kat sayıda yine önemli başlıklardan bir tanesi de kökler toplamı ve çarpım bilinen denklemi yazma meselesi. Diyelim ki diyor kökler toplamı t olan kökler çarpımı ç olan bir ikinci dereceden denklem yazmanızı istiyorsa bu x kareyi yazıyoruz. Bunu yazdık. Sonra x'in katsayısı diyor eksi t olacak. Ne demek eksi t? Kökler toplamı t ise ters işaretini alıyor. Örneğin kökler toplamını 5 vermiş biz oraya eksi 5 yazacağız. Ve en son sabit yerine de diyor kökler çarpımını yaz. Ve gel biz köklerinden birisi 2 artı 3'ü olan denklemi yazalım. Şimdi bak biraz evvelki sayfada bir şey söyledim. Dedim ki yani dönüp de şey demeyin bana. Hocam bir tane kök vermiş öyle yapabiliyor muyuz? Bak bu malum karmaşık bir kök. Dolayısıyla kökler de birbirlerinin eşleniği olduğu için köklerden bir tanesi 2 artı 3 ise diğeri de 2 eksi 3 olacak. O zaman biz önce kökler toplamını bir bulalım. 2 eksi 3 i ile 2 artı 3 i'yi bir toplayalım. Eksi 3 i artı 3 i gidecek. 2 artı 2'den 4 gelecek. Bir de kökler çarpımına ihtiyacım var. 2 eksi 3 i ile 2 artı 3 i'yi çarpıyorum. Arkadaşlar bu sayılar eşlenik. O zaman birincinin karesi eksi ikincinin karesiyle bu işi halledebilirim. Birincinin karesinden 4 geldi. Şimdi buraya dikkat. 3'ün karesi 9, i'nin karesi i kare. i kareye ne demiştik kardeş bir önceki sayfada? Eksi 1. E önünde de bir eksi var. Dolayısıyla burası 4 artı 9'dan kökler çarpım 13 oldu. Şimdi toparlayalım. Kökler toplamını ne kadar buldun? 4. Kökler çarpımını ne kadar buldun? 13. O zaman burada öğrendiğim denkleme göre x kare eksi 4x. Dikkat et bak 4'tü biz ters işaretini yazdık. Artı 13 eşittir 0 denklemini oluşturmuş oluruz. Geldik 5. üniteye. Çokgenler. Bakalım. En kenarlı bir konveks çokgende. Bir köşeden bak bunlar standart bilmen gereken boşluk doldurmalar. Ve bu boşlukları doldurduktan sonra rica ediyorum güzel kardeşim. Bunlara ağzını kazı. Bir köşeden bla 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 tane köşegen çizilir demiş. Şimdi bunu genelde öğrenci unutuyor. Unutan arkadaşlar için bir örnekten bahsedeyim. Bir dörtgen al, bak dörtgen, okey. Bir köşe seç ve kendi kendine sor. Bu köşeden kaç tane köşegen çizebilirsin? E bir tane. Bak dörtgende bir tane çizebildin. Yani 3 eksiği kadar. O zaman en kenarlıda kaç tane çizeceksin? En eksi 3 tane. İkinciye geliyorum. Bir köşeden çizilen köşegenler çok gene bla, bla tane üçgen ayır. Bak yine aynısını yapalım. Dörtgen çizdik. Bir köşeden çizilebilecek tüm köşegenler olan bir tane köşegeni çizdik. İki tane üçgenim oluştu. Bak dörtgende iki tane oluştu. Yani iki eksi. O zaman burası da n eksi iki diye hatırlarsan çıt çıt gidecektir. Peki çokgenler için en önemli kurallardan bir tanesi nedir diye sorsalar. iç açıların toplamının hangi kuralla bulunacağı? Bu kuralımız da n eksi iki çarpı 180 derecedir. Unutulmaman gereken başka bir durum da şu. Dış açılar toplamı. Dış açılar toplamı tüm çokgenlerde sabittir. 360 derecedir arkadaşlar. Peki hocam sorularda çokgenler üzerinden neler soruyorlar? Neler neler? İç açılar toplamı, dış açılar toplamı. Biraz evvel bahsettiğimiz bir köşeden en eksi 3 tane köşegen çizme. Bir köşeden çizilen köşegenlerin en eksi 2 tane üçgensel bölge ayırma meselelerini soruların içerisinde birbirlerine karıştırıp karıştırıp soruyorlar. Ama şekilli soruların büyük bir çoğunluğu şimdi konuşacağım düzgün çokgenlerden geçiyor. İç açılarının ölçüleri ve kenar uzunlukları eşit olan çokgenlerdir. Ha, o zaman bu düzgün beşgense bu kenarların hepsi birbirlerine ne olmalı eşit hem de şuradaki iç açı ölçüleri birbirlerine eşit olacak. Bu arada dipnot. İç açıların ölçüleri birbirlerine eşitse arkadaşlar dış açıların ölçüleri de birbirlerine eşittir. O zaman düzgün altıgense bu 6 altı tane kenarın bütün uzunlukları birbirlerine eşit, buradaki iç açıların ölçüleri de birbirlerine eşit olacaktır tabii tekrar söylüyorum çünkü orası önemli bizim için. Dış açıların ölçüleri de birbirine eşittir. Diyor ki en kenarlı düzgün bir çokgenin bir iç açısının ölçüsü. Şimdi bak iki tane metot kullanabilirim. Bunlardan birincisi iç açılar toplamını n-2 çarpı 180 ile bulacaksın demedik mi? Evet o zaman n-2 çarpı 180 sonucunu kaç tane açı var? En kenarlı bir düzgün çokgen için n tane var. Dolayısıyla buna bölebilirsin. Ama daha pratik, sürekli kullanacağım yöntemden bahsedeyim. Ben önce bir iç açıyı bulmuyorum. Önce dış açıyı buluyorum. 360'ı gidiyorum, n'e bölüyorum. Neden? Çünkü dış açılar toplamı ne kadardı? 360 derece. Kaç tane açın var? Kaç tane kenarın varsa o kadar var. Dolayısıyla bu. E, i̇ç ile dış açının toplamı da 180 olduğuna göre dış açı 360 bölü n'i 180'den çıkartırsan bulursun. Gel şimdi bunu uygulamasını şu düzgün beşgen ve düzgün altıgende yapalım. Peki ne yapalım dedik? Gidelim 360'ı 5'e bölelim. Neyi bulalım? 72 dış açıyı. Bak dış açı dediğim yer burası. E, burası da 180 olduğundan dolayı demin de onun için 180'den çıkarttım. 108 derece olacaktır. Düzgün beşgenin bir iç açısının 108 derece olduğunu bilmek sorularda sana zaman kazandır. Onun için at hafızaya bekle. Düzgün altıgene bakalım. 360'ı gidelim 6'ya bölelim. 6'ya böldüğümde 60 derece. Bu dış açı. Dış açım 60 derece ise İç açım bunu 180 derece tamamlayan 120 derece olacaktır yorumunu yapabilirim. Yine 5. ünitede dörtgenler başlığı altında dörtgenin bazı özelliklerini konuşalım arkadaşlar. Şimdi bak ABCD dörtgeninde ardışık iki köşeden çizilen açı ortaylar verilmiş. Bu açı ortayların arasında kalan X açısının ölçüsü istenmiş. Ne yapıyoruz biliyor musun? X eşittir diyoruz. MC ile MD'yi topluyoruz. Sonra da 2'ye bölüyoruz. Öyle mi hocam? Evet kardeşim. Hatta bunu şöyle de yapabilirsin. Şimdi bunu pas geçerek bu kurala seni bağlı kılmayalım. Mesela burası 100 burası 110. Kurala göre ne olacak? 100 ile 110 toplayacağız. 210 2'ye böldüğümde 105 gelmesi lazım. Bir de şöyle bir şey kullanabilirsin. Burası AA burası BB. Şimdi dörtgendeki iç açıları topluyorum. Dörtgen iç açılar toplamı ne kadar? 360. 2A artı 2B artı 110 artı 100 eşittir. Ne kadar yapacak? 360. 110 ile 100'ü topladığımda 210 karşı tarafa atarsam 2A artı 2B'nin karşılığı 210'du. Eksi 210 olarak geçti. 360'dan çıktığında karşılığı 150. A artı B her iki tarafı malumunuz her iki tarafı 2'ye böldüğümde A artı B'nin karşıda 75 olacaktır. Son olarak şu üçgenin içerisine şöyle bir baktığında e güzel kardeşim bak üçgen diyorum o zaman A'nın B'nin X'in toplamı üçgen iç açılar toplamı 180 eşit işte olmalı. A artı B'nin karşıda 75 ise 75'i karşı tarafa atıp 180'den çıkarttığımda A'nın da demin bulduğum 105'e ulaşabiliriz. Uzun mu? Evet deminki kuralı hatırlamadığın takdirde kesinlikle senin için can kurtarıcı. Ama tabii ki kuralı hatırlarsan kural çok daha seri soruyu çözdürecektir. Aynı durumu bunun için de yapabilirsiniz ama ben size kuralı bir hatırlatayım. Karşılıklı açıların açı ortaylarının arasında kalan dar açının ölçüsü MD'den MB'yi çıkartıp mutlak değerini alıp çünkü biz D mi büyük B mi büyük bilmiyoruz ikiye bölerek buluyoruz. Ha hocam ardışıklardan bak kafanda öyle tutabilirsin. Ardışık köşelerden çizilen açı ortayların arasındaki açıyı istiyorsam kullanmadığım açıları toplayıp ikiye bölüyorum. Karşılıklı açıların açı ortaylarının arasında kalan dar açıyı istiyorsam kullanmadığım köşelerdeki açıların ne yapıyorum? Çıkartıp ikiye bölüyorum. Peki uzunlukla alakalı bilmem gerekenler neler? Bak güzel kardeşim bu çok önemli bir kural. Dörtgende köşegenler dik kesişiyorsa karşılıklı kenarların kareleri toplamı b kare artı d kare eşittir diğer karşılıklı kenarların karelerinin toplamlarına eşittir adın soyadın gibi bil yani yazılda çıkar mı Vallahi çıkabilir ama yazılda çıkmasa da ileride test kitabı çözerken kesin lazım olacak çünkü çok popüler kurallardan bir tanesi geldim diğerine a b diye bir dörtgenim var bu dörtgene ne yapmışım biliyor musun dörtgenin kenarlarının orta noktalarını bulmuşum Sonra bu orta noktaları birleştirmişim. F, H, G dörtgen elde etmişim. Bu dörtgen arkadaşlar paralel kenardır. İleride göreceğiz paralel kenardır. Bu paralel kenarın çevresiyle alakalı bir bilgim var. Bu kırmızıya boyadığım. Şimdi içini sarıyla boyayıp senin daha iyi görmeni sağlayacağım. Bu dörtgenin çevresi köşegenlerinin toplamı kadar. Hangi köşegenler? ilk dörtgenin yani AC ile BD'nin toplamı kadardır lütfen unutma. Beşinci ünitede şimdi özel dörtgenlere ufak ufak giriyoruz. Bunlardan ilki yamuk. Yamukta üst kenarla alt kenar paralel olma şartı var ki bu durumda yamuk olabilsin. Bunun için AB ile CD'nin birbirine paralel olduğunu söyledik. Z dediğimiz ifadenin özel bir adı var. Üst taban. Y dediğimiz ifade alt taban. E hocam bu ortadaki. Bak adı üzerinde tam ortadaki nereden anladım ortada olduğunu bak eşit bölmüş kenarları eğer yan kenarları eşit böldüğünde o orta noktaları birleştirdiğimde elde ettiğim uzunluğun adı da orta taban peki demiş ki a ile d a artı d Aa, açıları topla demiş arkadaşlar paralellikten dolayı a ile d'nin toplamı 180 derecedir hatta şöyle bir geçmiş zaman dilimine dönersen U diye bir kural vardı. U'nun içinde kalan açıların toplamları 180 derece. sebebi bu. Aynı durum buradaki C ve D için geçerli. Bak C ile B için. Dolayısıyla bunların toplamları da 180 derece olacaktır. Peki orta tabanı nasıl buluyoruz? Arkadaşlar bu orta noktalar birleştirilerek elde edilen orta tabanın uzunluğu üst taban ile alt tabanı toplayıp ikiye bölmekten geçiyor. Şimdi bizim yamukla alakalı iki tane özel yamuğumuz var. Bunlardan birincisi ikiz kenar yamuk. İkizkenar yamukta Öncelikle neden ikiz kenar yamuk? Ondan bahsedelim. Şu yan kenarlar var ya. O yan kenarlar birbirlerine eşit olan yamuklara ikiz kenar yamuk diyoruz. Şimdi ikiz kenar yamuktan bazı açı özellikleri var. Mesela şuradaki açılar birbirlerine eşit. Mesela şuradaki açılar birbirlerine eşit. Mesela köşegen uzunlukları da birbirlerine eşit. İkiz kenar yamuğun köşegenlerin kesim noktasından paralel, paralel kenarlara dik olacak şekilde. Paralel kenarlara bak dik olmuş şekilde bir tane doğru parçası çizildiğinde ya da doğru çizildiğinde o doğru bizim için simetri eksenidir. Simetri eksenine göre olan her parça veya açı birbirlerine eşittir. Bakın uzunluklar nasıl birbirine eşitse buradaki açıların da birbirlerine az önce eşit olduğunu söylemiştik. Peki geldim dik yamuğa. Dik yamukta malumunuz iki tane 90 derecemiz var. Dolayısıyla onun için adı dik yamuk. Peki dik yamukla alakalı yapman gereken en önemli şey ne? Eğer bir uzunluk ya da alan sorusu çözüyorsanız lütfen şuradan aşağıya dik indirin. Çünkü dik indirdiğinizde burada bir dik dikdörtgen, şurada ise bir dik üçgen oluşturmuş oluyorsunuz ve bu sizin çözüm metodunuzu çok çok kolaylaştıracak. Demişiz ki eğer dik yamukta köşegenler dik kesişir ise bu durumda yüksekliğin karesi alt tabanla üst tabanın nesine eşittir? Çarpımlarına eşittir. Yamuğun bazı özelliklerine bakalım. Şimdi yamukta köşegenler çizilmiş. Bak AC köşegeni, BD köşegeni çizmişiz. Bir de yetmemiş orta taban çizmişiz. Bakın şu uzunluk var ya bu uzunluk. Bu uzunluğu bulmanın kısa bir yolu var. Alt tabandan üst tabanı çıkartıp ikiye bölüyoruz. İlla ki görmüşsündür hatırlatıyorum şu an. İkinci kurala geçtiğimde bir yamuğun alanını bulmak son derece önemli. Nasıl buluyoruz? Alt tabanla üst tabanı toplayıp ikiye bölüyoruz. Çıkan sonucu yükseklikle çarpıyoruz. Bu da yamuğun alan kuralı. Geldim üçüncüye. Arkadaşlar köşegenler çizilmiş yamukta. Yamukta köşegenler çizildiğinde yan tarafta sağlı sollu kalan üçgenlerin alanları birbirine eşittir. Yani şimdi sarıya boyayacağım üçgenlerin alanları birbirlerine eşit. Bu çok önemli unutma. Bir diğeri ise karşılıklı alanların çarpımları birbirine eşittir. Yani S1 çarpı S3, S2 çarpı s 4 eşittir. Geldim ikizkenar yamukta. Köşegenler dik kesişmişse. Hmm, köşegenler dik kesişmişse eğer orta taban yüksekliğe eşittir. O zaman yükseklik için A artı C bölü 2 diyorum. Bu durumda alan ifadesi alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikti ya. Siliyorum A artı C bölü 2'yi. İkiz kenar yamukta köşegenler dik kesişince a artı c bölü 2 h'a eşit dediğine göre burası h çarpı h'tan h kare gelecektir. O zaman özel bir durum bu. İkiz kenar yamukta köşegenler dik kesiştiğinde alan ifadesi yüksekliğin karesiyle bulunabilirmiş. İkiz kenar yamukta başka söylemek istediğim bir şey daha var. Hani dik yamukta şuradan aşağıya bir yükseklik indirin demiştim ya. İkiz kenar yamukta da şuradan yükseklik indirmek açı ve uzunluk sorularında arkadaşlar fayda sağlar. Çünkü Burada bir dikdörtgen oluşur. Bu yan taraftaki üçgenler, dik üçgenler de birbirlerine eşittir. Şimdi geldim beşincisine. Bunu az önce konuşmuştuk aslında malumunuz. Dedim ki köşegenler dik kesişiyorsa dik yamukta alttaki ile üstteki yani alt tabanla üst tabanın çarpımı yüksekliğin karesine eşittir. Peki alan? Alan A artı C bölü 2 çarpı H'dan devam eder. Beşinci ünitede başka bir özel dörtgenimiz ise paralel kenar. Paralel kenarda açı özelliklerine baktığımda karşılıklı açıların özellikleri bakın çok önemli bu. Karşılıklı açıların ölçüleri birbirlerine eşit olmalı. Hmm, karşılıklı açılar onun için eşit yazılmış. XX X, Y, Y. Peki adı üzerinde paralel kenar. Karşılıklı kenarlar yani AB ile CD ya da AD ile CB birbirlerine ne olmalı kardeşim? Paralel olacaklar. Ve yine U kuralından dolayı bu kural da epey işe yarıyormuş bu dörtgenlerde. X ile Y'nin toplamı ne kadar gelecektir? 180 derece. Peki paralel kenarda uzunlukla alakalı bilmem gereken bir durum var mı? Var. Paralel kenarda köşegenlerin kesim noktası olarak gösterilmiş şu an O noktası. Köşegenleri arkadaşlar iki eş parça ayırır. Yani AO uzunluğu OC uzunluğuna eşit olurken DE uzunluğu ise OB uzunluğuna eşit olacaktır. DO OB'ye ...A, O, O, C. Kesişim noktaları, köşegenleri ortalar. Peki paralel kenarın alanı nasıl buluyoruz? Paralel kenarın alanı aslında üçgenin alanına biraz benziyor ama... ...bölü ikisi yok. Üçgenin alanında ne yapıyoruz biz? Taban çarpı yükseklik bölü iki diyoruz. Burada ise sadece taban çarpı yükseklik diyoruz. Şimdi A taban olsa... ...A tabanına ait yüksekliğimizde... ...H, A olsa bunların çarpımları alanı verecek... ...ya da tabanı B olarak kabul etsek... B tabanına ait HB'yi indirsem B çarpı HB'de paralel kenarın alanını verecektir. Paralel kenarın en çok kullanılan alan özelliklerinden bir tanesi şudur. Tabanı paralel kenarın kenarlarından bir tanesi seçilmiş olan bir üçgenin tepe noktası eğer tam karşısındaki kenarın üzerindeyse burada morumsu üçgenin alanı S ise ABCD paralel kenarın alanı ikestir. O zaman alan AKB bu durumda alan ABCD'nin nesine eşittir? yarısına eşittir. Özel dörtgenlerimizden iki tanesi geldi. Eşkenar dörtgen ve deltoid. Bakalım eşkenar dörtgende neler konuşacağız? AC ve BD köşegenleri açı ortaydır diyor. Çok haklı. Buradaki açıyla buradaki açılar biliyorsunuz birbirine eşit. Dolayısıyla onun için çizgili çiziyorum. Bunlar açı ortay. Karşılıklı açılar yine paralel kenar özelliği sağladığından dolayı birbirine eşit. Ama paralel kenarda açı ortaylık durumu yoktu. Eşkenar dörtgende çizdiğimiz köşegenler açı ortaydır. Birbirlerini dik keser diyor. Yani köşegenler birbirlerini dik ortalayacak. Birbirlerini ortalama meselesi paralel kenardaki özelliğin aynısı şeklinde var. Ne olur unutma. Bakın açı ortay olması ve birbirini dik kesmesi paralel kenara has bir özellik değildi. Eşkenar dörtgen kendine has. Ama birbirlerini ortalama meselesi paralel kenarda da vardı haberin olan. Alan ABC'de paralel kenarın aynı şekilde bulunabilir. Tabanımız A, yüksekliğimiz H denildiğinde taban çarpı yükseklik bize eşkenar dörtgenimizin alanı verecektir. Deltoid dediğimiz mevzu iki tane tabanları eşit olan ikizkenar üçgenin bakın CDB ikizkenar üçgeni ile yerinde şöyle boyayalım. DBA ikizkenar üçgeni Ama bak tabanları birbirine eşit bunlar. Bunların kesiştirilmesi ya da o DB'li kesiştirecek. Bunların birleştirilmesiyle elde edilen dörtgene deltoid diyoruz. Bakın uzun köşegen açıortay hani tabana indirilen anlamında söylüyorum. Ve köşegenler birbirlerine arkadaşlar çok önemli deltoid açısından da dik kesiyorlar. AC köşegeni açı ortaydır. Yani tekrar söylüyorum ortak tabana indirilen ortak iki, iki, iki kenar üçgenin ortak tabanından geçen bu köşegenimiz diğer köşegeni dik kestiği gibi bir taraftan da açı ortay olacaktır. Alan ABCD'yi nasıl buluyoruz? Alan ABCD'yi aslında iki ikizkenar üçgenin alanları toplamından bulabileceğim gibi bir de köşegenlerin çarpımının yarısından bulabiliriz. AC ile BD'yi çarpıp 2'ye böldüğümüzde yine ne yapmış oluyoruz? Deltoid'in alanı bulmuş oluyoruz. Ama iki, iki, üçgenin toplamlarından da yapılabilir. Özel dörtgenlerimizin artık sonuna gelmek üzereyiz arkadaşlar. Dikdörtgen ve kare ifadelerine bakacağız. Bunlar gerçekten geometri açısından çok önemli iki tane dörtgen. Bakalım dik dörtgen de demişiz ki? Köşegenler uzunluklar birbirine eşittir. Hmm, bak bu da yeni özellik. Kimse de yoktu bu şu ana kadar. Köşegenler uzunlukları eşitmiş. AC uzunluğuyla BD uzunluğu eşit. Çünkü DAB üçgeninde DAB üçgeninde uygulayacağım Pisagor'la ABC üçgeninde uygulayacağım Pisagor'un sonuçları birbirine eşit olduğu için bunların hipotenüs uzunluklarıdır malum köşegenler. Dolayısıyla uzunluklar birbirine eşittir. Köşegenlerin birbirlerini ortalama meselesi. Hani bunu farklı çiziyorduk ya paralel kenarda. Şu an köşegen uzunlukları eşit olduğu için köşegenlerin kesim noktası olan E 4 tane eş parçaya ayırmış olacak bu köşegenleri. ABCD'nin çevresi. Şimdi çevre dediğimiz kenarların toplamı. A'dan 2 tane var, B'den iki tane var. 2 parantezine yazarsam 2 parantezine A artı B gelecektir. Alan ABC'de ise kısa kenarla uzun kenarının çarpımına eşittir. Kare ise köşegen uzunlukları birbirine eşit. Çünkü kare özel bir dikdörtgendir. Malum köşegenleri geçtim. Demin anlattım onları. Köşedeki 90 dereceleri göstersem dikdörtgeni şöyle tanımlayabiliriz. Karşılıklı kenarları birbirine eşit olan köşe açıları 90 derece olan özel bir paralel kenardır bu. Dolayısıyla kare de dikdörtgenin özeli. Bu sefer yine köşeler 90, yine bir paralel kenar diyebilirim ABC'de için ama bir de ekstra özelliği var. Bunun bütün kenarları birbirlerine eşit. Dikdörtgende ise sadece karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. Peki, köşegen uzunlukları eşit. Aynı dikdörtgende olduğu gibi. Köşegenler açı ortay. O zaman bu 90 arkadaşlar 45-45 e ayrılacak. Buradaki 90 45-45 e ayrılacak. Buradaki 90 da 45-45 ayrılacak. Tahmin et buradaki ne olacak? E buradaki de 45-45 ayrılacak. Bu durumda köşegenlerin kesimi ne olacaktır? Dik olacaktır. Çünkü 45-45-90 üçgenleri hatır sayılır miktarda var. Bu durumda 45-45-90 üçgeni ABC üçgeninde dikkate alınırsa. Bakın ABC üçgeninde şöyle dikkate aldığımda. Kenar uzunlukları AA ise köşegen uzunluğun bu durumda kök 2 katı olacaktır. 45, 45, 90 üçgenin özelliğinden. Çevre ABC'demiz de 4 tane A'mız var. Alan ABC'de ise bir kenarın karesinden geçer. Dolayısıyla A kare olacaktır. Şimdi sırada senin için özene bözene hazırladığımız sorularla karşınızdayız. İnanılmaz güzel sorularla karşılaşacaksınız. Belki de yazılımda karşına çıktığında a bunu biz çözmüştük videoda diyeceğin sorular olacak. Haydi bakalım başlıyorum. Şimdi Diyor ki ifadenin sadeleştirilmiş biçimini diyor bulunuz. Peki x ile x'i çarpıyorum. x kare 1'i çıkartıyorum. x kare eksi 1 bölü x. Böyle uzun bir bölü çizgisi attım. Şimdi bunun altında görünmeyen 1 var. Bunun altında da görünmeyen 1 var. Ve burada paydaları işlemem lazım. Paydayı x yapabilmek için bunları x ile genişletiyorum. Burası ne oldu? x artı x eksi 1. Burada da x ile x'i çarptığımda eksi x kare gelecek ve altında kocaman bir bölü çizgisi ve bölü x'im olacak. Eşit bir de yanında 1 bölü x eksi birim var. Şimdi biliyorsun şuradaki ifadeye bakarken şu üstteki bu da alttaki. Bu alttaki arkadaşı toparlayacağım ama bir taraftan da şunu yapmak istiyorum. Malum bölme işleminde ne yapıyorsun? Yukarıdaki olduğu gibi kalıyor. X kare eksi 1 bölü x. Çarpı diyorsun. Aşağıdaki ifadeyi ters çeviriyorsun x bölü alt toparlayarak yazıyorum şimdi. Eksi x kare artı 2x eksi 1. Bir de bölü 1 bölü x eksi 1'im var. x kare eksi 1 ifadesi çok tanıdık ifadelerden bir tanesi. 2 kare farkı. Malum bunu kare olarak düşündüğünde burası x eksi 1 çarpı x artı 1 olarak yazılacak. Bölü x. Şuradaki arkadaşa ne olur dikkat edelim. Eksi x kare artı 2x eksi 1. Al kardeşim onu şurada eksi parantezine. Bak ne göreceksin? x kare eksi 2x artı 1. E burasını tanıyor olman lazım. Bu arkadaş x eksi 1'in karesi. Buradan da eksimiz var. O halde şöyle yazıyorum. Eksi x eksi 1'in karesi. Bölü 1 bölü x eksi 1. Şimdi arkadaşlar x eksi 1'in karesindeki x eksi 1'lerden bir tanesi şununla sadeleşsin. Buradaki x'e de bu sadeleşsin. Burada ne kalmış olsun? x artı 1 bölü eksi x eksi 1 kalmış olsun. Şuradaki bölüde de yine birincisi olduğu gibi kalacak. Hani x artı 1 bölü eksi x eksi 1 ifadesi. Çarpı diyeceğiz bu ikinci ifadeyi ters çevireceğiz. Buradaki x eksi 1'ler de gidecek. Dikkat et aşağıda bir eksin var. x artı 1'i eksiye bölmek demek aslında x artı 1'i eksiyle çarpmak demek. Dolayısıyla buradan da elde ettiğimiz en sade ifade eksi x eksi 1 olacaktır. Demiş ki ikinci dereceden denklemlerle alakalı bir sorumuz bu. x kare eksi parantısında a artı 3 x artı a eksi 3 eşittir 0 denkleminin kökleri x 1 x 2'dir. Bir defa şöyle bir şey söyleyeyim. Bir defa soru kökünde arkadaşlar şöyle bir şeyle karşı karşıya kalırsanız aklınıza ilk başta kökler toplamı ve kökler çarpımı gelsin. Bakın biraz sonra lazım olacağı için ben buraya notumu alayım. x1 artı x2, x1 çarpı x2. Neydi kökler toplamı? Eksi b bölü a. Buranın b'si gördüğün gibi şurası. A'sı dediğin ifade de burası. Şimdi biz bu eksi parantezindeki artı 3'ü eksiyle çarparsak artı 3 olur katsayısı x karenin katsayısına bölümünde de burası 1 olur. Demek ki kökler toplamı a artı 3 bölü 1 yani a artı 3. Kökler çarpımı da c bölü a. c'si de burası. E, a'sının zaten 1 olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla a eksi 3 bölü 1 olacaktır. Şimdi gelelim bu ifadeye. Bu ifade ortak paranteze alınabilir. Şöyle gösterelim. Herkes anlamış olsun. x1'in karesini x1 çarpı x1 çarpı x2 olarak x1 çarpı x2'nin karesini de x2 çarpı x2 olarak yazarsam. Bakın buradaki X1 çarpı X2'ler ortak çarpan parantezine alınabilir. X1 çarpı X2 parantezine aldığımda buradan X1 parantezin içerisine X2, 7 gelecek. E güzel kardeşim, X1 çarpı X2'yi az önce yan tarafa yazdık. A eksi 3 bölü 1, yani A eksi 3 demiştik. X1 artı X2 de A artı 3 bölü 1, yani A artı 3'tü. Bunların çarpımları 7 eşitmiş. A eksi 3 de A artı 3, 2 kare farkı olduğundan dolayı bunları bir çarptığımda A kare eksi 9 olacaktır. X'i 9'u karşı tarafa atarsam A karenin karşılığı buradan 16 ve A aslında artı X 4 geliyor ama sorunun kökünde bizden pozitif istendiğinden dolayı karşılığı 4 oldu. Geldik bir çokgen sorusuna. Diyor ki A, B, C, D, E, F düzgün altıgen. Hmm, düzgün altıgenle alakalı bu özet konu anlatımı içerisinde bir şey söyledim. Ne dedim? Düzgün altıgenin iç açılarının her birisine hakim olmak lazım. Şimdi dedim kısalaştırır. Bak buralar 120, 120, 120. Yeter yani hepsine de yazabilirsiniz ama ben 3 tanesini kafi buldum. B, K, düzgün beşgenmiş. Düzgün beşgenin iç açısı kaç dereceydi? Evet 108 dediğinizi duyar gibiyim. Diyemeyen arkadaşlar da lütfen artık düzgün beşgenin 108 derece olduğuna hakim olsunlar. Şimdi geliyorum. Düzgün çok de bilmem gereken bir başka mesele de bütün kenarların birbirlerine eşit olmasıydı. A, düzgün altıgeninin kenarlarına eşitlik anlamında çizgilerim atarsam bir şey fark etmen lazım. Düzgün beşgenin de bir kenarına çizik attın. E düzgün beşgende diğer kenarları aynı şekilde bu çizgiye sahip olmalılar. Diyeceksin ki hocam bu çizgileri atmasak ne olur? Ne olur biliyor musun? Buradaki DCM üçgeninin ikiz kenarı olduğunu yakalayamazsın. Bak DC uzunluğuyla CM uzunluğu birbirlerine eşit oldu. Peki o zaman burasına da X diyebilirim. O halde kaldı sadece şurası. C köşesindeki tam açının karşılığı 360 olduğundan dolayı 120 ile 108'i topladığımda 228. Bunu 360'tan çıkarttığımda ise karşılığı 132 olacaktır. Bu 132'yi bulduğuma göre artık DCM üçgenin iç açılar toplamından yani x artı x 2 x artı 132'den bunu 180'e eşitlediğimde 132 hadi bakayım kardeşim sen karşı tarafa deyip 180'den çıkartırsam 48 x'in karşılığı buradan 24 gelecektir. ABC'de bir dörtgen. AC BD'ye dik. DF FC'ye AG BG'ye eşitmiş. ...EF2EG4AD... ...iki kökü santim olduğuna göre BCX kaç santimetre? Şimdi benim bu soruyu buraya almam. Böyle tesadüf bir durum değil arkadaşlar. Ya bunu yazalım çıksın aradan değil. Konu anlatımı içerisinde de malumunu söyledim. Bu dörtgende köşegenlerin kesim noktasıyla... ...alakalı bir kuraldan bahsetmiştim. Hemen hatırlatıyorum. Karşılıklı kenarların karelerin toplamı... ...diğer karşılıklı kenarların karelerin toplamlarına eşitti. Bak yazılında böyle bir şeyle... ...karşı karşıya kalabilme ihtimali çok yüksek. Onun için bu soruyu ekstradan bir dikkatli dinle. Şimdi biz bu işin içerisine bir de muhteşem üçlü koyduk. DCE üçgeninde 90 dereceden hipotenüse indirilen malum şuradaki kenar ortay. Nereden anlıyorum kenar ortay olduğunu? Kenarı iki eşit parçaya ayırmış. O zaman bu da buna eşit olacak. Muhteşem üçlü bunu gerektirir. Dolayısıyla buralarda 2 2 oldu. Aynı durumu EAB üçgeninde de kullandık. EG çizilen kenar ortay hipotenüse. O zaman kenar ortayın uzunluğu 4 ise burada ayırdığı parçanın uzunluğu 4 olacaktır. Şimdi gelelim dörtgen kuralına. Burası 8. Burası 4 kuralı uyguluyorum. Karşılıklı kenarların 4 ile 8'den başlayayım. 4 ile 8'in kareleri toplamı. 4'ün karesi artı 8'in karesi. Eşittir diğer karşılıklı kenarlar olan x ve 2 köküçün karelerin toplamlarını eşittir. 4'ün karesinden 16, 8'in karesinden 64 gelecek. Artı x kare 2 köküçün karesini alırken dikkat etmelisin. 2'nin karesinden 4 köküçün karesine 3 yani buranın karşılığı 12 oldu. 16 ile 64 topladığımızda 80. 12'yi karşı tarafa şutlayıp 80'den çıkartırsam x karenin karşılığı buradan 68. X'in karşılığı da kök 68 olur. Fakat bu da 4 çarpı 17'ye eşit. 4 dışarıya 2 diye atarsa kendini buradan da karşılığı 2 kök 17 olacaktır. Bu sorudaki kullandığımız o karşılıklı kenarların ...kareler toplamının eşit olması ama hangi koşul altında? Eğer dörtgenin köşegenleri de birbirlerini dik kesiyorsa koşulu altında son derece önemliydi. Dörtgenle alakalı bir de map örnek yazılı sorusunun benzerini konuşalım arkadaşlar. Dörtgenler aslında bazı özel açılar içerdiğinden dolayı bunları üçgene tamamlayıp çözebilme ile alakalı bazı sorularla karşı karşıya kalabiliriz. O sorulardan bir tanesi bu. Yan taraftaki verilen bilgilerin hepsi şeklin üzerinde var. 60'ları görünce ben de şu hareketi yapıyorum. Tıt 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 tıt. Şuradan uzatıyorum. Tıt 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 tıt. tıt. Peki burası 60, burası 60 bir üçgen oluştu. E bu üçgen o zaman eşkenar üçgen. Dolayısıyla tepedeki açı da 60 derece oldu. Peki yukarıda yeni tamamladığım üçgen 60'ı var, 90'ı var. Burası ne gelecektir? 30. Tamam. 60'ın karşısında 2 kök 3 varsa 30'un karşısında 2, 90'ın karşısında ne gelecek? 4. Peki buranın tamamı ne kadar yaptı şu an? 8. E arkadaş biz buna demin eşkenar üçgen demedik mi? O zaman AB uzunluğu da 8 olmak zorunda. Şuradaki uzunluk da 8 olmak zorunda. Burasının parçası 2 ise aradığım x'in karşılığı buradan 6 gelecektir. Şimdi sırada bir paralel kenar sorumuz var. Bak güzel kardeşim yine önemli özelliklerinden bir tanesi. Şimdi A açısından bir açı ortay çıkmış. B'den de öyle bir doğru parçası çıkmış. Fakat bunlar 90 dereceyle kesişmişler. Öyle kafasına göre olmuyor bu işler unutma ardışık köşelerden çıkan bak unutma ardışık köşelerden çıkan A ile B mesela ardışık köşe. A ile D ardışık köşe ama A ile C ardışık değiller. Onlar karşılıklı köşeler. Karşılıklı köşelerden çıkanlarda böyle bir şey kullanamıyoruz. Nerede kullanabiliyoruz? Ardışık köşelerden. Ardışık köşelerden çıkanlar arkadaşlar 90 sa bir tanesi açı ortaysa diğeri de otomatikman açı orta olmalı. Biz bu kuralı nasıl öğrendik aslında konu anlatım videosunda? İki tane açı ortayın kesiştiği tabi ardışık olmalı. İki ardışık köşeden çıkan açı ortayın kesiştiği nokta diktir. Dedik malum oradaki doğrularla alakalı. Peki o zaman buradaki açı ortaya koydum. Paralellikte açı ortay söz konusu olduğunda işin içerisinde z'nin olma ihtimali çok yüksektir. Bakın z var burada. Z ne işimize yarar? Z'nin içindeki açılar birbirine eşit olduğuna göre burada gördüğün gibi noktalı olduğundan dolayı burada da noktalı açın olacak. E hocam ne işime yaradı ki şimdi bu? Hemen bakıyoruz. Paralel kenarda karşılıklı kenarların uzunlukları birbirine eşit. O zaman burası 14. Bak güzel kardeşim. O noktalı açıları sen gördüğün anda buradaki üçgenin ikizkenar olduğunu yakalamış oluyoruz. Bakın buradaki açıyla buradaki açı birbirine eşit. O zaman noktanın karşısında 14 varsa burası da 14 olmalı. E AB uzunluğu 20 idi. O zaman DC uzunluğu karşı kenarda 20 olacaktır. 20'den de 14'ü çıkarttığımda karşılığı 6 gelecektir. Geldik bir dikdörtgen sorusuna. Diyor ki AC ve BD köşegenmiş. DF EB'ye eşittir. Bak ben biraz evvel özet konu anlatımını yaparken bastıra bastıra söylediğim bir şey vardı. Dikdörtgende açı sorularında dikkat edilmesi gereken en önemli mesele AC köşegeni ile BD köşegenin kesiştiği E noktası var ya bu köşegeni 4 eş parçaya ayırıyor. Köşegenler 4 tane eş parçaya ayrılıyor ve bu durumda bak mükemmel ikiz kenarlar çıktı burada. Öncelikle şuradaki Z ile şu 24'ü bir taşıyalım arkadaşlar. Şurada bir Z'miz var ve dolayısıyla burası 24 olduğundan dolayı buranın karşılığı 24. D, C, E üçgenine bakın şu kenarla şu kenar birbirlerine eşit olduklarına göre buradaki taban açısı 24 ise buradaki taban açısı da 24 olacak. D, F, E üçgenine bakıyoruz. Orasını boyayalım. Şöyle bu üçgene bakacağız. Bu üçgende de ikiz kenar. Görüldüğü gibi DF kenarı ile DE kenarları eşit. O zaman burası da x olacak ve son durum artık üçgenin iç açıların toplamı. 2x artı 24 eşittir 180. 24'ü karşı tarafa attığımda 2x'in karşılığı 156 ve x'in karşılığı da buradan 78'e ulaşacağız. Geldim bir yamuk sorusuna. ABCD yamuğu verilmiş. Diyor ki ABCD'ye paralel. EC BC'ye dik. AE ED'ye eşitmiş. EC 8 BC 15miş. Bu durumda alan ABC'de kaç santimetre kare diyor. Şimdi bak güzel kardeşim. Yamuğun ile alakalı bilmemiz gereken şeyler şöyle hızlı bir şekilde bir tekrar edelim. Ta, üst tabanla alt tabanı toplayıp ikiye bölüp yükseklikle çarptığımızda biliyorsun alan kuralını uygulayabiliyorduk. Fakat alanla alakalı ekstradan bilmen gereken çok önemli meselelerden bir tanesi de şu. Eğer siz şuradaki ECB üçgenin özelliğine bakarsınız. ECB üçgeni ne yapmış? Yan kenarlardan bir tanesini taban, diğerini ise tepe noktası kabul etmiş. Hatta o tepe noktası gittiği kenarı iki eşit parçaya ayırmışsa bu kırmızıya boyadığım üçgenin alanı yamuğun alanının yarısına eşittir. Bu durumda üçgenin alanı 8 çarpı 15 bölü 2'den karşılığı 60. Burası 60 olduğundan dolayı aradığımız ABC'nin alanı ise ne gelecektir? 120 gelecektir. ABC'de kare denmiş. BD köşegen. EB 7 tane ED'ye eşitmiş. EC 5 kök giymiş. Haydi bakalım diyor alan diye bulabilir misin? Şimdi bak. Biz ED'ye K dersek EB'nin karşılığı bu durumda 7K olacaktır. Burası K. Burası da 7K. Şimdi düşünsem düşünsem en fazla 45 45 90 üçgenlerinden bir çözüm elde edebilirim. Ama çok daha güzelini göstereyim sana. Bak köşegenin tamamı BD köşegenin tamamı K artı 7K'dan şu an 8K unutma. Şimdi gidiyorum. Diğer köşegeni de çiziyorum. Bak Karenin önemli meselelerinden bir tanesi köşegenlerin dik kesişiyor ve köşegenlerin kesim noktası olan mesele biraz evvelki soruda da gördüğün gibi köşegenleri ortalamak zorunda. Bu durumda hani sen DB'ye 8K demiştin ya bu tarafa 4K kalacak diğer tarafa da 4K kalacağından dolayı 3K. Bu arada bu 4 parçanın uzunluğu da birbirlerine eşit olacak. Yani buralar da 4K. O halde işte görmen gereken üçgene geldim. 3K var, 4K var. O zaman burası 5K. Bize verilen 5 kök 2'nin karşılığı 5K'ymış. O zaman K'nın karşılığı buradan ne gelecektir? Kök 2. Peki köşegen uzunluğumuz ne oldu bu durumda? 8 kök 2. Tamam. Peki köşegenlerimiz biliyorsun açı ortaydı. Burasını 45-45 ayırıyordu. Burasını da 45-45 ayırıyordu. Yani anlayacağın A, B, D üçgeni. 45-45-90 üçgeni. 90'ın karşısındaki BD uzunluğu yani bizim köşegenimiz ya da ADB üçgeninden baktığımızdaki hipotenüsümüz 8 kökü olduğuna göre 45-45-90 üçgenin özelliğinden malumunuz burası ne gelecektir? 8-8. E karenin alanı sorulmuş. Karenin alanı bir kenarın karesiyle bulunduğundan dolayı karşılığı 64 olacaktır. Yine kare ile alakalı bir alan sorumuz var. Demişiz ki ABCD kare. DF FC'ye eşit. AE4, ED8 olduğuna göre mor, boyalı bölgenin alanı istenmiş. Bu bir kare olduğundan dolayı kenar uzunluğu 12 ise buranın karşılığı da 12, buranın karşılığı da 12, burası da 6, 6 olacaktır. Şimdi güzel kardeşim, üçgenin alanınınla alakalı meseleler konuşulurken en önemli durumlardan bir tanesi şudur. Eğer direkt olarak bir üçgenin alanını bulabiliyorsanız bulursunuz. Ya da bu üçgen içerisinde, hocam dilin mi sürçüyor üçgen diyorsun. Hayır dilim sürçmüyor, üçgen üzerinden bağlayacağım şimdi. Üçgenin bir parçası mesela boyanmıştır. Bize de o boyalık kısmı sorduklarında önce tamamını bulursun sonra boyanmayan kısımları çıkartırsın. Bu sadece üçgene has bir durum değil. Bizim geometride karşımıza gelen hemen hemen her alanla alakalı mesela de bunu uygulayabiliriz. O zaman ben şunu yapacağım. Mor boyalı bölgenin alanı direkt bulmak yerine önce ABCD karesinin alanını bulacağım. 12'nin karesi. Sonra buradan şuradaki 2 beyaz üçgenin alanını çıkartacağım. Bunlar biliyorsun dik üçgenler. E dik üçgenin alanı da dik kenarların çarpımının yarısına eşit. 6 çarpı 8 bölü 2'den buranın karşılığı 24. Bunu çıkartacağım. Bir de diğer beyaz üçgen. 4 çarpı 12 bölü 2. E bu da 24 geldi. Bu 24'ü çıkartacağım. O halde ne kalacak? 144'ten 48'i çıkartmış olacağız. Buradan da aradığımız kısmın karşılığı 96 gelmiş olacak. Şimdi kare soruların arkasından bir tane de map örnek yazılı sorusunun benzeriyle karşı karşıya bıraktıralım. Diyor ki ABC'de kare diyor, BD diyor, köşegen CE 10, EB 2, haydi diyor DE'yi bul. Bak güzel kardeşim bir tane köşegen çizilmiş ben hiç beklemeden diğer köşegenimi de çiziyorum. Diğer köşegenimi çizdiğimde ne olacağını az önce bir soruda kullandım. Burası dik olacak ve şu kesim noktaları 4 tane parça ayırdığı için köşegenleri bunların her birisi eşit olacak. Şimdi x'ten vazgeçtim. Ben şuraya bir a diyeyim. Yani şuradan başlayıp şuraya kadar olan kısım uzunluğu artı 2. O zaman burası da a artı 2. Burası da a artı 2. Burası da a artı 2. Odaklanmam gereken yer şuradaki üçgenimi sarıya boyuyorum. Dik üçgen orası. Bir kenarı hemen burada gösterelim. Bir kenarı a. Diğer kenarı a artı 2 ve hipotenüs uzunluğu da 10. Tanıdığın bir üçgen bu. Diyelim ki bu üçgeni tanımıyor olsaydın hemen burada bir Pisagor yapıp A'yı ne yapabilirdin kardeşim bulabilirdin. Ama bu üçgen 6, 8, 10. A'ya 6 dediğimde burası 8 geliyor. Demek ki aradığım A değeri 6. O zaman buranın karşılığı 8 olacak. E A'ya da zaten 6 bulduk. Dikkat et. DE dediğimiz kısım şurasıydı. 6 artı 8 sorulmuş bize. O zaman X değerimiz 14 olacaktır diyoruz. Bir tane de eşkenar dörtgen sorusuyla alakalı konuşalım. Diyor ki ABC'de eşkenar dörtgen. Şimdi benim kafamda eşkenar dörtgenle alakalı en temel mesele kenar uzunluklarının birbirine eşit olması. Hiç beklemeden şuraya atayım. Buraya atayım. AB'ye atmayı çok sevmiyorum çünkü orada şekil biraz karışıyor. Fakat ben AD'ye attığım anda ADE üçgeni gördüğünüz gibi İkiz kenar üçgen arkadaşlar. Peki bir de burada U gördüm. Hemen U'yu da yapıştırayım. Bak farkında mısın bilmiyorum. Dikdörtgende de paralel kenarda da eşkenar dörtgende de yani karşılıklı kenarları paralel olan ifadelerde doğrudan açılarda öğrendiğin U kuralı, Z kuralı gibi hikayeleri gözden kaçırmamak lazım. Burası 62 ise buranın da karşılığı 62. İkiz kenarlıktan dolayı burası da 62. Ve biz biliyoruz ki bak burada bir U kuralı var. 62 ile X'in toplamı 180 derece. O zaman x'i bulabilmek için 180'den 62'yi çıkarttığımda karşılığı 118 olacaktır. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Ve map örnek yazılı sorusunun benzeriyle sana final yapacağız biraz sonra. Diyor ki ABC'de ikiz kenar yamuk. Bak duralım. İkiz kenar yamukta yan kenarlar birbirlerine eşit. Tabandaki açılar da birbirlerine eşitti. Ha, burada işime yaramayacak ama D açısıyla C açısının da eşit olduğunu unutmayın. ADBC alt kök ki AB 20 ABCde de alanı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi bak İkizkenar yamuğun veya normal bir yamuğun alanını bulabilmek istiyorsak üst tabana ihtiyacımız var. Alt tabana ihtiyacımız var, yüksekliğe ihtiyacımız var. Şu an sadece alt tabanı biliyoruz. Ne yükseklik biliyoruz ne başka bir şey. İkizkenar yamukta en önemli hareketlerden bir tanesinin D'den ve C'den yükseklik indirmek gerekliliğini söylemiştim. Bakın burada 2 tane 45-45 90 üçgen oluştu. 90'ın karşısındakiler 6 kök ise 45'lerin karşısındakiler bu durumda 6 olacaktır. Şimdi dikkat etmeni istediğim yere bak. Burası 6. E burası da 6. 6-6-12. E tamamı 20 idi. O zaman orta parçaya 8 kaldı diyerek üst tabana da ulaştım. O halde artık kuralı uygulama zamanı. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. 28'i 2'ye böldüğümde 14. 14 ile de 6'yı çarptığımda karşılığı buradan 84 santimetre kare gelecektir. Şimdi sırada ödüllü sorumuz var. Şekil 1'deki önü sarı arkası mavi ABCD dikdörtgeni biçimdeki karton AE doğrusu boyunca ok yönünde katlandığında D noktası gidip şekil 2 ile görüldüğü gibi AB kenarı üzerindeki K noktasıyla çakışıyormuş. Bak bu D gidiyormuş. Şuradaki K noktasıyla çakışıyormuş. A D'nin 6 köküke olduğunu, DC'nin 5 santim olduğunu, buna göre ABC dikdörtgenin katlanmadan önceki alanının kaç santimetre kare olduğunu sormuşlar. Haydi bakalım arkadaşlar. Ellerinizden öper. Şimdi sizden bir ricamız var. Nedir o ricamız? Rica ediyorum bu videoyu belki bir, belki iki kere seyret. Ya da şunu yap lütfen. Konu anlatımı özet bilgileri verirken, ya aslında ben burada biraz eksik kalmışım dediğin bir kısmı hemen bizim oynatma listesinden dön kardeşim konu anlatımının tamamını bir seyret. Vaktin de var sınavın için hadi bakalım sana başarılar. Ne olur sınavdan sana dönün ve çok güzel notlar aldığınızda şu yorumların altına yapıştırın da bizim de içimiz şenlensin. Haydi bakalım görüşürüz. Hepinize başarılar diliyorum. 100 100 100 100 almak temenniyle.